Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak'taki hakikat. Hak, onu yetiştirebildim. Tamam. Cenab-ı Hak'taki hak. Artarsa zamanımız, dost okuyacağım. Heyula okuyacağım. Gelen sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hemen sığınıyoruz böyle zamanımız olmayınca böyle hazırda olanlara, tamam mı? Sorulara yapılan cevaplar ondan sonra. Şimdi Cenab-ı Hak, hak. Hak nedir? Bir, nizam. Koy tencereye. Nizamı koy. İki, intizam. Koy tencereye. Üç, hak sahibin hakkını vermek. 4. Olayların siyakını, sıbakını bilmek. Evvelini, ahirini, zahirini, batınını. 4 yönü. Yani çekirdek, meyve, ağaç ve batın. Ağacın içi. Bunu karıştırın. Ortaya çıkacak şey haktır. Cenab-ı Hak. Böyle bir ism azamdır. Yani Cenab-ı Hak deyince Hakk'ı anlatmaya çalıştım. Şöyle koyayım ben bunu. Soracağınız bir şey yok. Hak, her şeye hakkı hayatını veren Allah olduğu için bizi yaratan ihtiyacından değil, Allah olduğu iktizasındandır. Mesela güneşin ışık vermesi ihtiyacından değil, şeyindendir, iktizasındandır. Mesela suyu boşalttım, ıslatır. Suyun ıslatması ihtiyacından değil, iktizasıdır. Ne demek? Allah halik olmasa eksik olur. Neye benzer? Güneş düşünün, ışık vermiyor. Su düşünün, ıslatmıyor. Neyse Allah'tır ama Halik değildir. Olurdu. Onun için hani var ya, Allah bizi yarattı, ne ihtiyacı var? Niçin yarattı? İhtiyaçtan değil, iktizasındandır. Anlıyor musunuz? Biraz durgunluk var da. Anlıyoruz. Anlıyorsunuz, çok güzel. Hani sizinle alakası yok da bu arada araya sokuyorum bu soruları. Yani o kadar sorular var ki kafamda gelen. Abi bizi Allah yarattı, ihtiyacından mıdır? İhtiyacından değil, iktizasındandır. Nasıl olur? İşte güneş ışık vermesi. Ah olan ah, biraz eşya fazla olsa da ışık versem ya. Işık vermedim, ne kadar eksiğim falan değil. Ne kadar ihtiyacım var bir bilseniz ben. İşte dağa vurdum, zerreye nasıl vuracağım ya? Veya çok fazla mal çoğaldı, ben fazla şey yapamam. Öyle değil. Büyüğüne, küçüğüne, azına, çoğuna, uzağına, yakına aynıdır güneş. Niçin vuruyor? İktizasındandır, ihtiyacından değil. Hani gelen sorulara dört kategoride cevap verecekti, kaçtı. Hatırladınız mı? Bir de tekrar edelim mi? Her ne sorarsa sorsunlar, şu dört kategoriye götürün, cevabını bulursunuz rahatça. Siz söyleyin, meşk olsun. Çekirdek. Çekirdek ağaç ilişkisine götürün. Bu sorulan soru bu ilişkide mi çözülür? Nur-u Muhammed'i kainat. He? Nur-u Muhammed aleyhisselam kainat. Nur-u Muhammed'i kainat, çekirdek ağaç ilişkisi gibi. İnsan kainatı. İnsan kainat. İki. Güneş ve dünya. Güneş dünya ilişkisi. Dört. He? Su buz mu? Yok. Su buz ilişkisi gibi de ama. İnsan kainat ilişkisi. Yani insan, yani beden. Kainat derken ruh beden ilişkisi. Mesela bir misal vereyim. Allah farklı farklı işleri bir anda, sonsuz işleri bir iş gibi nasıl yapıyor? Ruh, cesed. Bak 100 trilyona yakın hücre var belki aşkın. Değil mi? Tırnak hücresi var, saç hücresi var, göz hücresi var, karaciğer var, üreme hücreleri var, boşaltım şeyleri var.
düşünceyle gelişen o şeyler var. Ne kadar farklılık var ama bir anda oluyor, bizim haberimiz yok. Bir iş gibi. Bak ruh bedene böyle nasıl işte, Allah'ta varlığa böyledir. Tamam. Bu dört işi. İnsan yani ruh ceset ilişkisi, çekirdek ağaç ilişkisi, dünya güneş ilişkisi, Nur-u Muhammed'i varlık ilişkisi. Bu dört kategoriye nereye götürürseniz götürür. Mesela sordu. Allah bu kainatı ihtiyacından mı yarattı? Yok. Nasıl yapacağım? Ha, güneş ışığını vuruyor. İhtiyacından mı vuruyor? Yani ağaçın büyümesi, güneşe menfaati var mı? Yok. Bazı yemekler güneşle bozuluyor. Güneşe zararı var mı? Yok. Bunun gibi. Peki niye ışık vuruyor? Güneş olduğu için. Güneşi şöyle düşünün. Işığı yok. Güneş diyebilir misiniz? Ne dersiniz? Semavi bir kütle. Ha, Allah da haliksiz olursa Allah olmaz. Şeytana da tatbik edebiliriz abi. Ha? Şeytan niye vesvese verir? Vazifesi o da onda. Tabii işini yapıyor herkes ya. Doğru. Atlıyorum. Hikmet ve nizamın iktizası üzerine Cenab-ı Hakk'ın insanlar ile konuşması zaruridir. İşaret edeceğiz 161. İsmi Hakk'ın cilvesi Bab-ı İnsaniyet 87. Yani Bab-ı İnsaniyet'le insan hiç alakası yok. Bab-ı İnsaniyet, yani mesela büyük insan var ya kainat. Bu büyük kainat denilen bu insan, şeceri hilkat, şahsiyeti Muhammediye salavatla gir diyor. Bu nedir? Bab-ı İnsaniyet'tir. İnsaniyet alemi, büyük insan. Ha, bu aleme girecek insan. Bab-ı İnsaniyet ismi Hakk'ın cilvesidir. İnsaniyet insan değil. İnsanın açılımı olan şeceri hilkat. Şöyle diyeyim. Birinci sözde şöyle var. Şuuru iman yok. İmani şey insani miraç olur. İnsani miraç olur. İnin takkesi var. İnsanın kendisi değil. Şöyle. İnsan inkışafıyla miraç yapar ama yaptığı yer ayrıdır. Sistem. Şimdi şuuru imaşe miracı insani yani insanın miraç yaptığı zemin şeceri hilkat. Şeceri hilkat. Miracı insani iyi koyarsan miracı yapan kişi yaptığı yer. Takke koyarsın. Bak farka bak. İsmi Hakk'ın cilvesi Bab-ı İnsaniyet 87. Sözlerde geçiyor. Bab-ı İnsaniyet vacibül vücuda giriş kapısı demektir. Vacibül vücuda giriş kapısı. Allah Allah. Kapı olduğundan Bab-ı İnsaniyet. Bab'tı. Bab ne demek? Kapı. Yani kapının adı Bab, şey insaniyet. Giren insan. Ondan. Giren insan. İnsaniyetten insan giriyor. Benden bana. Ben diye Risale-i Nur diye koştum. Başka bir mahluk yok değil mi Hasan abi? Yok. Oraya girebilirim. Yok. Onun makamı nedir? Cebrail bile giremez. Vahid, vahid, ehad, ehad, ayrı manalar mı? Haman haman. İnsan. Mesela vahdet, sistemi birliği. Bak hiç Allah alakası var mı? Vahidiyet ise o sistem, o bir olan sistemin sahibi. Gördün mü farkı? Bir daha söyleyeyim. Vahdet, sistemin birliği. Vahidiyet o bir olan sistemin sahibi. Dağlar kadar fark var. Lugata bakarsan bir. Tamam mı? Ya Risale-i Nur bambaşka ya. Dokunma ne olur. Peki siz bu böyle bir lugat hazırlıyor musunuz abi? Hazırlamıyorum ama konuşunca oluyor işte. Şey toplama yapıyorum ya böyle. Ha keşke olsa. Keşke. Keşke olsa. Yani mesela bak bir tanesini söyleyeyim. 15 gün uğraştım. Tereşüm. 15 gün uğraştım. Temessül. Lugata bak ikisi aynı. Bak lugatı söylüyorum. Temessül, tereşüm. İkisi lugata bakın aynı. Bak farka bak şimdi. Temessül çekirdekten ağacın olması. Temessül. Ağaçtan çekirdeğin süzülmesi, sağılması tereşüm. Farkı görüyor musun? Ne ters orantı? Çekirdekten ağacın temessül, ağacın çekirdek olarak kullansanız tereşü. 15 kaç saniye sürdü söyledim? 10 saniye.
O bir ay uğraştım. 15 gün ona, 15 gün ona verdim. Bu kadar. Ama işte mesela bu böyle bir lügat olsa Risale'nin anlaşılması noktasından çok tabii mesafe. Faydalı. Bu lügat değil ama. İçerik. İçerik. Tabii ya. Ama bunu da diyeceğiz ve diyorum haşa bu cinayeti budur demek en büyük ihanetim olur külliyata. Böyle anladım. En azından mesela böyle çok hayati cümleler var ya. Evet 60 tane. Onları böyle bir... 60 tane. Cüz, cüzi, kül, külli, vahdet, vahdet bunlar. Lahika gibi böyle olsa yeter yani. Yeter. İbrahim Hanım 60 tanedir. Çok iyi yani. 60 tane ve hepsi... Onları alabilir miyiz? He. 60 tane ama yani toparlamadım yani. Çok da şey yapıyorum. Mesela şey, ene enaniyet. Enaniyet mülk, ene melekut tarafı. Bu kadar. Ama 30 sene uğraştım bunu diyebilmem için. Bir ruzname olmak, takvim olmak, harita olmak, çekirdek olmak, enaniyet. Bence vaydi kıyası. Bastırılması lazım. Ha. Yani çap edilmesi lazım. Ha, ama şunu yazmam lazım üzerine. Budur değil, anladığım. Çünkü Risale-i Nur benim anladığım gibi anlamadı ki Bediüzzaman Hazretleri. Zaten tercüme ile sadeleştirmek adı arasındaki fark o. Şu, 18 bin alem, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu tercüme mümkündür. Üstad zamanında Ordurca'ya yapılmış, Pakistan'a. Pakistan'a yapılmış. Mesela şey, Habbe, Mesnevi Nuriye, tamam mı? Mesela Arapça'ya, Arapçadan Türkçe yapmış 29. Lema-i Arabi. Ne yapmış bak? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Türkçesini yap. Alemlerin Rabbine hamdolsun. İngilizcesini yap böyle. Bu caiz. Sadeleştirme yapıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ha ne kadar alem var? 18 bin. 18 bin. Şimdi 18 bin alemin içinde sinekler alemini yaratan Allah hamdolsun. Bütünlük içinde teke indirdin. Sadeleştirdin. Cinayet ne etti? 17.999 alem yok oldu. 18.000 alemi bir tanesi. İşte budur yani. Sadeleştirme biz sanki biz insanların imanın kurtulmasını anlamasını, Risale-i Nur'a talip olmasını istemiyormuşuz. Böyle bir şey olur mu? Ya sen Risale-i Nur'a ne verdin ya? Benim kadar biraz enaniyet yapayım mı müsaade ederseniz? Sen Risale-i Nur'a insanların imanı kurtulsun falan diyen adama diyorum. Sen insanların imanı kurtulması için ne verdin? Para verdin, şunu verdin. Ben arzularımı verdim, yatağımı verdim. Ne yatamda neyi kastediyorum anlayayım. Ve çalışırken ben fakir çocuk değilim. Zengini gören insanım ve medresede haftada 2 gün, 3 gün tamam insaflı söyleyeyim. 2 gün hep mercimek. 80 ya. 17 yaşında yargılanmış bir insanım. Zengin çocuğuyum ben ya. Ve patates butto başta butto başta. Ya patates ya mercimek çorbası. Böyle büyüdüm ama zengin çocuktuk. Öyle bir aileden gelmişiz. Türk Hava Yolları'nda çalışmışım. Kanat bölümündeydim. Teknisyendim. Tamam. Yani parayı da almıştım, makamı da almıştım. Ha. Peki ne verdin? Şimdi beni biraz konuşurken böyle insanların imanını kurtulmasını sanki istemiyormuşuz. Kardeşim insanların imanı kurtulması için bir yarım saat konuşayım diye Fransa'ya gidiyorum. Tamam. Çoğu masrafları da cebimizden ödüyoruz ha. Anlıyor musun? Ben Risale-i Nur'a zarar gelmesin diye babamdan kalan binayı sattım, araba alacağım diye. Gece bir sıkıntıdan dolayı araba bile alamıyorum, paramla alamıyorum. Çünkü niye? Millet ne der? Nerede buldu bu arabayı? Kimin parasıyla biniyor? Ulan babamdan kalan binayı sattım, onu bile alamıyorum böyle derler diye. Ama ne derler? Bağıl bağıl almayadan para getiriyor diyebiliyor. Lan babamda kalan binadan araba alamıyorum, korkuyorum. Niye korkuyorum biliyor musun? Sözleri alacağım. Buna zarar gelmesin diye. Ama milletin ağzını tutacağım diyemez miyim? Hayır. Artık Rabbimi haşirde diyeceğim ki bu kadar yapabiliyordum. Yani Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Suizana vesile olmayayım diye alamıyorum. Ben veriyorum dershaneye. Ben veriyorum, ben dershanede almak şöyle dursun, ben veriyorum. Ama alamıyorum. Yani niye? Ben bu ayağa dikkatimi atarken, ne olur siz de böyle itham ederken, bir suçlarken biraz insaf edin. Tamam. Yani sanki ben insanların imanı kurtulmasını istemiyorum.
Onun için sadeleştirme. Sadeleştirme odur. Ben yanlıştır manası demiyorum. 18 bin alemden teke indirdin. 17 bini ne yaptın? Cinayet işledin diyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Tercümedir, caizdir. 18 bin alemlerin, alemlerin Rabbine hamdolsun caizdir demek. Ama 18 bin alemi bırakıp kuşlar, sinekler alemini, tırtıllar alemini, karınca alemini yaratan Allah'a hamdolsun demek. Ne oldu? O alemlerin Rabbi yerine tırtılların alemini yaratan Allah'ın hamdolsun. Ne yaptın? Olmadı. Onu diyorum ya. Biraz haklı olacağız kardeşim. İnsafla birbirimizi değil ya. Birbirimizi koruyacağız. Öyle kaliteli elemanlar var ki hizmette. Hata yapabilir kardeşim. Onu hemen saf dişi yapmak da cinayettir. Yapmayacaksın. Kapasiteli insanlar var. Hata yapabiliyor. Ben de yaparım yani. Hatadan döneceksin. Eşek gibi yaptığımız hatayı adam gibi özür dileyeceğiz. Da. Özür dilerim diyeceksin. Diyebileceksin. Evet. Şimdi mesela oradan açıldı. Vacibül vücudu anlatırken dört tane. Bu nereden? Ben bu araştırmışım yani. Cenab-ı Hak'taki her yerde hak. Cenab-ı Hak 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 merak ettim mi bu hak nedir? Bulabildim bu. Ha bunu desem ki budur ihanettir. Şey tabi cinayet olur. Nakıs olur külliyat. Bu mu bu kadar? Yarın aşırı meydanda ne diyeceğim ustada? Ben onu mu kastettim? Sıf o kadar mı kastettim? Yok usta. Niye demedin? Bil mana. Anladığım benim bu. Tamam. Efendim İsmi Hakk'ın cilvesi bab-ı insaniyettir dedik. Bab-ı insaniyet vacibül vücuda giriş kapısı. Kapı olduğundan çalmak iktiza ediyor. Kainat kapıları zahiren açık iken hakikatta kapalıdır. Sözler 536. Hakikati gören, yani kapının kapalı olduğunu fark eden, hakikati gören, kapının kapalı olduğunu fark eden ve miftah eneyi, ene ihtiyaç duyanın miftah ve anahtar. Şimdi lügata bakın, miftah ile anahtar arasında fark var mı? Yoktur, bakın miftah, Allah aşkına ben gaybden bahsetmiyorum. Miftah demek lügatta nedir Osman? Anahtar. Şimdi ben anahtarla miftah arasındaki farkı söyleyeyim. Eylem itibariyle şey yapayım. Otele gittiniz. Odanıza ait bir kart verdiler. Sen İngiltere'de olduğun için bilirsin. Kart verdiler. Oraya girdin. Bu kartla başka odaya açabilir misin? Ben yanlış kata çıktım. Ben zannettim ki bu ikinci kat, üçüncü kata çıktım aslında yanlışlıkla. Aynı kapıyı tuttum, açmadı. Allah Allah ya. Açmadı. Meğer alt katın kapısıymış. Bu anahtar. O ana, o bu kart sırf o kapıyı açıyor. Bir de baktım ki temizlikçi var kadın. Oteli temizliyor. Onda bir anahtar var. Hepsini açıyor. Şey, bir kart var, her şeyi açıyor. Benimsi sırf kapımı açıyor. Onunsi bütün, ama onun da tek kartı var benim de. Ha, onun adı miftah, benimsi anahtar. Nasıl izah edersen ne İrfan? Ene miftah mı oluyor? Yani ene miftah oluyor. Enaniyet anahtar oluyor. Enaniyet melekut. Melekut. Ene melekut. Ben olan ben melekut. Enaniyet mülk. Yani ruzname olmak, takvim olmak, ayna olmak, çekirdek olmak, vaydi kıyas olmak. Ben nasıl bu odamı tanzim ettim, Allah da bu kainatı tanzim etti. Bunlar hep enaniyet. Eneyse onun melekutu, ben olan ben. Yani benim nefsim, benim ruhum, ben olan, mahluk olmayan, benlik. Nur-u Muhammed'i, mec'ul. Bunu bu kitaplarda bir yerde göremezsin. İlahiçiydin de sen. Ene miftah. Miftah yani. Her şeyi vacibül vücuda açıyor, enaniyet açmaz. Enaniyet sıfatı açar. Enaniyet şeyi... Ben nasıl odamı yaptım, Allah da bu kendi yaptı. İlmini açtı. Vahidi kıyası. Evet, vahidi kıyası. Eneyse Nur Muhammed'i. Evet, eneyse Nur Muhammed'i. Çok korkunç bir şey ya. Şimdi ben 10 dakika bir şey konuştuk, ben şey 10 saniye ama yani bir ömürdür ene ile enaniyetin tefriki. Huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batın. Şey, çekirdek, bak, çekirdek, elime bakın. Çekirdek, toprak. Öyle yapıyorum ama kastettiğimi söylemiyorum. Toprak, çekirdek, Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i. Kafanda kalır bu.
İnsan bir çekirdeğe benzer, ustad diyor. Çekirdek nuru Muhammed'i. Ağaç, şeceri hilkat. Meyve, insan. Meyven, şu meyve sensin. Bu meyvenin içinde bir çekirdek var. Bu çekirdek itibariyle sen ağaçtan öncesin. Çünkü çekirdeğin, ağacın başındaki çekirdeğin ne aynısın ne gayrı. Öyle değil. Meyvenin, bir daha söylüyorum, meyvenin içerisindeki çekirdek, ağacın başındaki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısı. İşte meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle sen kainatın evelisin. Çekirdeği aslisisin desen doğrudur. Şualar 218'de diyor. İnsan kainatın çekirdeği aslisidir. Yani meyvenin içindeki çekirdek itibariyle. Meyve itibariyle ağacın sonusu. Görüyor musun bak? Nerede duruyorsun o önemli. Tamam. Şimdi şu anda oturduğun yer meyve. Ama sende bir özellik var ki ben olan ben. Ene ağacın başındaki çekirdekten haber veriyor. Ama meyve ise ağacın hulasası. Nedir? Yaprak güneşten aldı. Çanak anten ya. Güneşten ultraviyole ışınları bir sürü aldı. Havada ne aldı? Karbondioksitleri aldı. Tatlı olarak verdi. Havadaki o fabrika bacaların toz dumanı yaprak fotosentezde alıyor. Meyvede tatlı olarak kullanıyor. O meyvesin. Yani meyve itibariyle kainatın şeysin. Hulasasısın. Tereşusun. Ama çekirdek itibariyle kainattan öncesin. Bunu bildiğin zaman Kabir, Mabir, Cebrail, Mikail, İsrafil, cennet cehennem işi kalır mı? Artık senin, bana senin gerek seni dettiren bu işte. Tamam artık ne cehennem korkusu ne cennet sevgisi sırf Allah olur. Senin cehennemin şu olur. Cehennemin sahibi olan Allah'a kaybetmektir cehennemin olur. Cennetin sahibini bulmaktır cennetin senin olur. Ehli hakikatin böyle düşünenlerin cennetinden bahsediyorum. Cennetin sahibini bulmaktır cennet. Cehennemin sahibini kaybetmektir cehennem. O bizim cehennem bir şey değil. Serin olur. Anlıyor musun? Çoğu insan diyecek olan manyağı birisi ya. Doğru. Aynen öyleyiz. Böyle hakikatları tefekkür ede ede, bazı şeyleri çok tekrar ede ede oturuyor. Sonra kitap okuduğunuz zaman tırıt tırıt onu basıp geçiyorsunuz artık. O şeceri hilkat haritası var ya, o tefekkür edenler için çok kalıcı oluyor, yardım ediyor. Yatak odanda az. Yani baka baka tak, mutfağa az, tak, salona tak. Ne oluyor biliyor musun? Şuur altına mal oluyor. 25. kare gibi. Bir dakika, bir de okuyorum. Hakikati gören, yani kapının hakikati gören kim? Kapının kapalı olduğunu fark eden ve mifta yani en iyi ihtiyaç duyanın insaniyetin mahiyetini, hakikatini, suretini, evvelini, ahirini, zahirini, batını tefrik ederek nur-u marifet ile kapıyı aşındırması gerekiyor. Miftahta kapı da var abi. Evet. Miftahta, miftahın içinde kapı var. Anahtarda yok o. Anahtarda sırf aç, onu açmak var. Bu da tecerrüt gerektiriyor. Tecerrüt. Herkes Nadir abiye bakıyor. Tecerrüt deyince tecerrüt. Bendeki çekirdeklerin ağaç olması ubudiyet. Ağaç olmak istemek ve buna ihtiyacı fark etmek lazım. İnsaniyet bunlarla teşekkür eder ve anlaşılır. Yani en emniyetli bir abd, en mütefekkir bir muhatap, en var. En cami bir ayna, en güzel bir mucize-i kudret, en ziyade mizan ve aletlere malik bir mudakik, en ziyade muhtaç, en ziyade müteellim, en bedbaht, en ulvi, en yüksek surette, mahiyette yaratsın da onun müsait olduğu, muştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediyeti yaratmasın. Efendim, burada Cenab-ı Hak'taki hakikati bu kadar şey yaptım. Daha ilerisini gidersek uzar. Hasan abi, Vacib-i Vücud'da 4. mektupta bir yer var abi. Hı. Allah denilir diyor. O mu? İsmi Vedud masalda değil ya abi. İsmi Vedud'la ilgili. Oku bakayım ses. Bir poğaça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki,
Ehli hakikatin bir kısmı Nasık ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacib bir vücuda bakıyorlar. Bak, mevcudatın pencereleriyle ilimleri artıyor, faziletleri artıyor, kemalatlar artıyor demiyor. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Yani mevcudatın bittiği yer demektir. Bak, Mesut camdan dışarı bakınca camı görmezsin de. Dışarısı artık. Mevcudatın pencereleriyle diyebilirim. Mesela bak odada sonra, abi camdan, cama doğru bakıyorum dersin. Camdan bakıyorum başka, cama doğru bakıyorum başka. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Mektubat kaçtı? 16 mı? 19. Vacibül vücuda bakıyorlar tabirinde mevcudattaki terakkiyatı bitirmiş, artık cama gelmiş. Odadan geçmiş, şeye gelmiş demektir. Cama doğru bakmıyor, camdan bakıyor. Camdan bakıyor demek önündedir demektir. Kab-ı kavse makamıdır. Esbab verdir, geçmiş. Geçmiş, esbab mesbab yok. Dost. Dost, dostun dostluğunu denemektense acaba dostum dost mudur diye sakın denemeyin. Mesela şöyle, ya Harun, buyur abi. Deniyorum ya çaktım. Harun bana 10 bin lira lazım ya. Bakayım, bakayım dostum mu? Denemek, sakın bunu yapma. Dostuna dost oldun mu? Onu kontrol etmeye hakkın mı var? Yani mesela şöyle bir şey arıyoruz. Biz dost değil, köle arıyoruz. Dostumuza dost olduk mu ki dostluktan dostluk bekliyoruz? Bir daha söylüyorum. Sen dostuna dost oldun mu ki dostundan dostluk bekliyorsun? Senin dostluk anlayışın her senin ihtiyacına cevap verişi, bekleyişinden kaynaklanıyor. O senin dostun değil, o senin kölendir. Neye benziyor biliyor musun? İyiliğe karşı iyilik yapmak iyilik değildir. Borç ödemektir. Yapmadan vermek iyiliktir. Onun için dost, bak şimdi böyle yapayım. Dost kötü günde belli olur. Yani baksana ben düşmüşüm, kimse yok yanımda. Sen kimin yanında oldun? Dostuna dostluk yaptın mı ki dostundan dostluk bekliyorsun? Anlıyor musunuz? Hep acaba dostum mu dostluğunu samimi diyeceğine, acaba dostum dost mudur, samimi midir diyeceğine, sen dostuna samimi misin? Onu sorgulasana. Dostuna dost olursan, dostun sana dost olur. Dostu hep dostundan beklemek, dostunun dostluğunu istismar etmektir. Tamam. Efendim, şimdi Heyula'yı okuyorum. Gelen soruları okuyorum Mesut. Heyula, Lemalar 343'te. Sıralayayım, izaha yapmayayım. İzah yaparsam uzun olur, tamam mı? Söyle söyle Arun. Adem. Evamiri tekviniye. Hayır. Hayır. Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Heyula. Sonra mekulat, suret, cismaniyet. Arş mı oluyor o zaman Heyula? Yani Heyula Lef-i Mahfuz'un altı oluyor tabii. Yani şöyle bir de yapalım. Adem. Adem'in olmadığı bir yer yok. Çık dışarıya. Evamiri tekviniye. Çık dışarıya. Lef-i Mahfuz. Ona ayağını sabit edilmiş. Tasavvufçular. Hazreti Muhyiddin Arabi. Adem.
Arş-ı Azam'ı niye yaptırıyoruz peki abi oradan direkt? Yani atlamıyoruz ki. Mesela Adem vücud-ı ilmiye perde olmuş bir unvandır. Evamiri tekviniye sırayet etmediği bir şey yok. Ondan sonra lef-i mahfuz. Ne dedik? Lef-i mahfuz. Sonra heyula. Sonra heyuladan sonra mekulat, suret ve cismaniyet. Böyle geliyor. Mekulat şu demek. Çok ilginçtir, çok gariptir. Risale'de geçer, lasiyemalarda geçer. Çok gariptir kitap okuyanlar, tabii yeni dinleyenler, yeni risale tanıyanlar için bu anlamaz. Şöyle diyeyim. Benim yüzümü, suratımı meydana getiren zerreler bir senelik yoktur. Senede iki defa değişiyor. Tamam mı? Bu yüzde iki defa, bir senelik hücre yoktur. En fazla 6 aylık var Ahmet. Bir senelik yok. Anlıyor musun? Peki, simana baktığın zaman kaç yaşındasın deyince 50 yaşındasın abi. La 50 senelik hücre yok. Nasıl anladın? 50 senelik hücre var mı? Mesut sen 37 yaşında mısın? Kaç? 33. Demek ki bugün tıraş olmamışsın da öyle gitsin. Şimdi 33 senelik hücrem var mı? Yok. 6 ay mı bitecek o zaman? 6 ay. O zaman 6 ay olması lazım. Ahmet. Kaç yaşındasın sen? 27. 27 senelik hücrem var mı? Yok. Neren 27 o zaman? Hepimiz 6 aylıyız. Hepimiz 6 aylıyız. Yani 1 yaşındaki çocuğa baktık kaydettik. 2 yaşındaki çocuğa baktık kaydettik. 3 yaşındaki çocuğa baktık kaydettik. 10 yaşındaki çocuğa baktık kaybettik. Kayıtlar 1, 2, 3, 11. 17 yaşındaki insan nasıl dışarı? Ha o zaman derim ki sen falan 34 yaşındasın falan. Nasıl diyorsun? Ha, içimizdeki o kıyasla bilinen daha önceki malzemelerle şey yapıyoruz. Peki buna ne denilir? Mekulat denilir. Bütünlük. Yani 50 senelik bütünlük burada gözükmesini mekulattır. Şöyle de diyebiliriz. Mesela ben o çok misal veriyorum. Onu gene vereyim. Değişik olmasın ki anlaşılsın. Hatay'dan deli bekirli narını aldım. 450 gram oluyor. Yarım kilodan aşağı pek olmaz büyüklüğü. Böyle yarım kilodan daha böyle. Mübalas. Bunları yaptım yani ben. Aldım Rize'ye götürdüm fidanı. Diktim. Nar oldu. Ama verdi ama bu kadar. İçi bile dolmadı. Kırmızı bir ufak bir şey oldu misket gibi. Öyle kaldı. Ha, şimdi bu lef-i mahfuz ortaya çıktı bak. Adem'i çıktı. Adem. Evameli tekbini. Program. Lef-i mahfuz yazılım. Ha peki lef-i mahfuzda bu ağacın en kemal hali yok mu? Var. Nesi çıktı? Tamamlanmamış hali. Kemal bulmamış hali. Ama bunun yazılımda en mükemmel yazılımı yok muydu? Ama diş etkenler, diş dünyanın şartları ile kemalatını bulamadı. İşte bu şu haline mekulat denilir. O zaman güzel bir saksı eklemek lazım. Ha? Tabii. Anlıyor musunuz? Yani o yazılımın tamamlanmamış. Tamamlanamamış. Niye? Çünkü Adana'da güneş var. Nem farklı. Rize'ye diktim ben. Pamuk ağacı çıktı ama pamuğu vermedi. Ağaç çıktı. Ama Evameri Tekvinisi'nde, Lef-i Mahfuzu'nda, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'de bunlar vardı. Ha, onların içerisinde çıkan miktar. Beni mesela 60-100 sene kadar ne kadar yaşayacaksam Lef-i Mahfuz'da o çıktı efendim. Şimdi mesela program var. Ben bir daha söyleyeyim. Şu 40 senelik 50 senelik şey var ya sima toplamının gözükmesine şu anda mekulattır. O kendisini suret olarak gösteriyor. Tamam. Toplamının adı mekulattır. Yani 50 senelik haletlerim toplanmış mekulat olmuş. 50 sene. Çıkmayanlar gözükmüyor mu peki? Gözükmüyor.
Dışarıda gözükmüyor. Ancak dalgıç olacaksan da dalacaksın, sen göreceksin. Peki. Bunu da işaretleyelim. Geçiyorum. Pişmanlık var, onu okudum. O soruya cevap verdim. Heh. Şuna da cevap vereyim. Lemalar 82'de diye sormuşlar. Daha çok bu sorular zannediyorum. En çok hanımlarındır bu. Çünkü böyle sorular ancak onlardan şey yapılıyor. Mesela mekulat, heyula. Onlarındır zannediyorum. Kimden bilmiyorum. İblisin en mühim bir desisesi ne olabilir? Kendi vücudundan. Aferin lan. De bakayım. Kendi vücudunu kendisine tabi olanlara inkar ettirmek. Aferin. Okuyayım metnini. 82. İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Yani şeytana bir insan itaat ederse, her dediğini yaparsa, şeytan kim ya? Kim ne? Nerede bahsediyorsun? Şeytan. Ne şeytanı kardeşim ya? Şeytan yok. Ben istiyorum, ben yapıyorum. Onun isteği ben olmuş. Şeytanlaşmış. İşte şeytan kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmektir. Onun için cinli hastalar veya psikoloji sorunlu olan erbaa habiseler doktora gitmek istemez. Niye? Ben hasta mıyım diyor. Eğer doktora gitse erbaa habise veya cin veya şeytan bunun hastalığı ortaya çıkacak. Kim bozduğu anlayacak adam. Onun için hasta olanlar hastalığını bilirlerse hastadır. Hasta olan hastalığını bilmiyorsa delidir. Onun için Bakırköy'de ölçü budur. Doktora götürdün adamı, tamam mı? Doktor bey, bu hasta mıdır? Sinirsel hasta, psikoloji, deli midir? Eğer hasta hastalığını kabul ediyorsa, doktor bey hakikaten ne yapacağız ya, nasıl yapacağız, işbirlik yapıyor, nasıl düzelteceğim, ne kullanmam lazım? Bu hastadır, sinirsel veya psikoloji. Ama hasta, neyin var canım ya, millet hepsi deli ya. Ben Allah Allah, oğlum herkes hani Temel'in dediği gibi, alo. Bir araba diyor, otobanda ters gitti diyor. Adam radyoda anons duymuş, Temel diyor ki, ne bir adam dedi. Bütün herkes ters gidiyor diyor. Tamam mı? İşte bu deli yani. Herkes deli diyor sokakta. Herkes benim halimde, beni çekemiyorlar. Neyi çekemiyorlar lan senin? Bir kazan var lan, uyduruk bir kazak var senin. Hemen böyle, beni çekemiyorlar. Bana nazar ettiler, bana nuska yaptılar. Zıkkımın kökünü yaptılar sana. Neyini yapacaklar lan sana? Tamam. Abi ona nuska yaptılar. Niye yapmışlardır? Abi çekemiyorlar. Tamam da niye çekemiyor? Halatı mı yok yani? Niye çekemedi seni? Neyin var senin? Özür. Abi ne bileyim, ben de bilmiyorum. Atın aşağı. Ruhun gıdasız işte. Tabi vicdansıza da gidiyorsunuz. Vicdansız, alçak insan. Alçak da demeyeceğim. Çukur. Gidiyorsun o şeye. Cinci dedikleri uyduruk insanlara. Fatiha bile okuyamaz. Oo, ne iş yapıyorsun falan? İlk önce işi sorar. İlk. İşçiysen, tamam şunları oku git. Kuyumcuyum, galericiyim. Aa, öyle mi ya? Tamam. Allah Allah, sen şimdiye kadar nasıl yaşıyorsun ya? Ne oldu hocam? Ölesiye nuska sihir yaptılar sana ya. Hayret ya. Hayret birader, senin bu arada okşuyor. Yani güçlüsün. Sen ölesiye sana sihir yapılmış ya. Niye? Kuyumcusun kardeşim, da sağacağım da seni. Sığır adamsın, bedava olur mu şimdi? En yakınıydı abi. Bu sonra diyecek ki, kim yaptı? Kardeş, bunlar bize yasak değil mi? Ya hocam falan. En yakını. Müslümandan Müslümana kin, nefret tohumu nasıl, adavet tohumu nasıl aşılanıyor? Ulan benim kim? Ulan yengem olmasın ya. Tabii abimin karısı yapmıştı. Ha, amcamın karısı geliyordu bize. Vay be. Vay takoz. Tamam. Hemen suçlu arıyorsun. En yakının. Ama diyemem. Hocam nereden kaptım? Eski bir köprünün altından geçtin. Hey ya. Ulan Fatih'in oradan geçer. Ulan eski İstanbul'da geçmediğimiz köprü mü var? 10 tane sebep söyleyeyim. Onu da tutar. Hem paranı almaya çalışır. Hem psikolojim bozulur. Siz paranı alsa iyi. Psikolojini bozuyor. Mesela bak, kim ve nefret, adalet nasıl tohum? En yakının yaptı. Hem de ölesiye. Vay zalim. Kim olabilir lan? Ha, en son kafayı kime taktınsa o yapmıştır.
Eğer bir insana zarar vermek, iflanı kesmek, nuska, sihirle mümkünse, Fatih Sultan Mehmet niye böyle savaş top döktürdü? Sihir yapsa, gavurları bitirse? Allah Resulü niye hendek kazdı? Niye dişi kırıldı? Niye sahabe-i kiram? 70 tane sahabe şehit oldu. Hazreti Hamza şehit oldu. Sihir buyu yapalım kardeş, yatıralım. Fok balığı gibi. Ne yaptın? Savaşıyoruz abi. Nasıl savaşıyorsun? Sihir buyu yaptı. Kafirler ayağımızın altına gelecek. Ya kafa yiyeceğim ya. Bu insan Müslüman diyor. Hepten dengeyi kaçırmış ya. Sihir yapımı var. Yok değil. Ama liyakat olmadıkça kendisine döner. Böyle bir şey yok ki ya. Adam kalkacak. Ulan ben sana bir sihir yapayım. Gelecek tutacak. Zıkkımı kökü tutacak. Böyle bir şey olur mu? Adet o. Allah rububiyetini kime vermiş ya? Bazı bu tabirlerime özür diliyorum. Kusura bakmayın. Nefreti ifade etmek için yapıyorum. Sen ne işin var onların kucağına düşüyorsun? Hem psikolojin gidiyor hem paran gidiyor ya. Hizbul Kur'an okumuyor musun? Allah'ını seversin ya. Ne sihir büyüğü ya? Sihir büyüsünü yesinler onun. Onların ciğerlerini biliyorum ben. Hizbul Kur'an oku ya. Bazı nurcular, Hizbul Kur'an nedir? Hizbul Kur'an nedir? Böyle dalin amin. Hizbul Kur'an'ı bilmiyorsun. Olur mu? Nedir? İki cümle. Kur'an kaç ayettir? Kur'an'da kaç ayet var? 6000 tane mi? 6666 tane. Ustad, dima, kalp, ruhu, vicdanı yani mülk ve melekütü besleyecek ayetleri seçmiş 1000 tane. Onu bir yere cem etmiş. Beşeriyet yok. Kur'an'dan 6666 tane ayetin aklı ve kalbi, ruhu besleyen ayetleri bir araya toplamış. Bu toplanan kitabın adı Hizbul Kur'an. Ha tamam. Bunu okuyacaksın her gün 2-3 sayfa. Bitti. Bir şey olursa günahım bana ait. Abi okudum gene yok. Doktora gideceksin kardeşim. Sıvı salgılamasında eksiklik var. Boşuna uğraşma Ahmet Mehmet'e ya. Onu oku bitti kardeş. Peki. Soruya cevap vereyim. Niye anlatıyorum biliyor musunuz? Müslümana üzülüyor, acıyor. Yapma, gitme. Ne olur gitme. En azından şu paran gitse bir şey değil de en yakını yaptı. Yani ben sihirliyim. Ya bir acayip bir şey ya. Ben kısırım demek ne demek biliyor musunuz? Ne kadar acayip bir kadın veya erkek. Ne kadar psikoloji ağır bir şeydir. Ben sihirlenmişim. Ben cinliyim. Bana sihir büyü yaptılar. Aynı böyle bir psikoloji çöküntüye itiyor seni ya. Değil kardeşim ya, öyle bir şey yok. Varsa bir selatörün maddesi veya bilmem ne sıvısı eksik. Varsa Hizbul Kur'an okudun mu kardeş? Derste gidiyor musun? Tamam. Televizyon, internetlerden uzak ol. Derslere de git. Hizbul Kur'an'da oku. Git. Hala hastalık devam ediyorsa ne olur git doktora ya. Bir tane şey yap. Sıvı dengeleyici bir şey iç. Acayip bir şey yap. Şimdi ayağın kırıldığı zaman sen cinciye mi gidiyorsun? Ayağın kırıldığı zaman cinciye mi gidiyorsunuz? Niye? Niye gitmiyorsunuz cinciye? Kardeşim cinciyle ne alakası var? Bu sinirsel de bir organdır ya. Ayak kırılması gibi bir organdır. Peki. İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Ne demek? Allah Celle Celaluhu ise, bak iyi dinleyin bu çok hoşuma gitti. Bu ne demektir diye sordu birisi. Galiba Danimarka'dandır. Son tarihlerde olduğu için hatırlıyorum. Çok hoşuma gitti cevabı. Bir daha okuyayım mı soruyu? İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Lemalar 82. Cevap ne demektir diye sordu. Allah Celle Celaluhu ise bunun tam tersidir. Kendisini onaylamasını ve varlığını her şeyden ayan olması ve göstermesini ister Allah. Kendisine tabi olanların kendisini inkar ettirmez, gizlemez. Allah kendisine tabi olanları bir vesileyle kendisini gösterir. Şeytan ise kendisine tabi olanları her vesileyle inkar ettirir. Anlıyor musunuz farkı? Subhanallah, elhamdülillah. Gibi. Evet. Mesela namaz kılmak. Allah seni onayladığının delilidir. Allah onaylamasa sen namaz kılamazsın. Çünkü diyor, huzura bir nevi kabulün olan namaz ile diyor. Allah'a ilk önce ruh, namaz vakti geliyor, ruh arşalaya çıkıyor, ruh miraç yapıyor. Onaylanıyorsun, beden arzda namaz kılıyor.
Eğer ruh onaylanmasa sen namaz kılamazsın. Bak ne diyor? 46. sayfa mıydı? 46. şeyde, sözlerde, 9. sözde diyor ki bir nevi miraca, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Anlıyor musun? Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Ha, salata girince namaz kılabiliyorsun. O zaman Allah'a tabi olanlara Allah her vesileyle kendisini sana gösteriyor. Şeytana tabi olanlara her vesileyle kendisini unutturuyor. Fark bu. Şeytan ise kendini inkar ettirmesi en büyük fark. Hayret değil mi? Mesela şeytana tabi olan der ki ya ne şeytanı be kardeşim ya. E yapıyorsunuz, ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Ne şeytan? Şeytan inkar ediyor. Ya ya bu günahtır. Ya o ne günah, hangi zamandayız ya? Tamam işte bak şeytana tabi. Mesela iştirak amal-i uhrevi, cemaatin büyük asenatına ortak olacak. Adam sadakatı bozuyor, düşüyor aşağı. Bak sadakatin sarsılıyor. Neyse aykay sarsılacak. Kale almıyor ya. Buna ne deniyor biliyor musun mecellede? İstihlal ve istifaf etmek alameti küfürdür. Ne demek? Yani bir günahı inkar etmek veya hafif almak. Yapayım. Ya şu harama bakma. Oho! Hangi zamandayız ya? İstihla, istifaf. Hafif almak. Veya ne günah kardeşim yani? Kim demiş? Öyle bir şey var mı? Haramı inkar etmek istihlal. İstihlal, helal kabul etmek. Yani helal, helal kabul etmek. İstihlal. Yani öyle görmek. Helaldir kardeşim. Ne haramı ya? Bak haramı inkar etmesi veya hangi zamandayız şimdi? İstihlal ve istifaf etmek alameti küfürdür. 103 emirden de anlatıyor. Günah-ı kebair işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir. Değil mi? Hatırladınız emirden de. Sadakat. Onu okuyorum. Sadakatın fiili göstergesi açık ve net ve ne de farklı anlaşılmasına imkan vermeyen Risale-i Nur'un emir ve nehirleridir. Yani sadakat nedir? Risale-i Nur'da konuşuyoruz. Emirleri açık, nehirleri açık olan şeylerde dokunmayacaksın. Sadakat bu. Yani yapma. Yap. Yapma. Yap. Yapma. Bunlara kabul etmek. Yani kabul etmek. Yapamasan bile, ahkamı yapmasan bile ahkamı hak bilmek sadakattır. Yani tamam mı? Ha ama yapamazsın. Sadakatın bozuk değil. Şöyle diyeceksin. Allah affetsin ya. Ne yapayım? Yapamıyorum ya. Aferin lan. Sadakatlısın. Günahını kabul ediyorsun. Eksikliğini kabul ediyorsun. Hiçbir korkma. İştirak amal-i uhreviden düşmezsin. Ama bile bile ustadın çizgisinden çıkmak, cemaatin istifadesine mahrum olursun. Mesela ustad ehven-i şer ölçüsü getirmiş, sen kale almıyorsun. Ustad hizmet nasıl yapılır, kale almıyorsun. Ha? Yapmayın diyor, kale almıyorsun. Yapın diyor, kale almıyorsun. Bunları kale almayıp şahsi kanaatlarını öne çıkaranları arkanıza alın. Ustad nerede? Böyle bakacaksın. Ustad nerede? Arkaya bakanları arkanıza bırakın. Ustad nerede denince arkaya bakılmaz. Ustad nerede arkadaşlar? Orada bakacaksın. Yani bizim önderimizdir. Rehberdir yani. Rehberimize rehberdir. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a bizi taşıyan, bizi Allah'a hakan taşıyan, bizi Kur'an'a taşıyan hiçbir nurcu şöyle bakmaz Risale-i Nur'a. Risale-i Nur nedir diye bakmak nurcu şöyledir. Kur'an ne diyor diye Risale-i Nur'a bakar. Bu ölçüyü sakın unutmayın. Risale-i Nur ne diye bakmaz. Ne çıktı? Senin vücudun ve azam ve cihazatın senin mülkün değildir. Bak o çıktı. Yani Kur'an ne diyor diye bakarız. Yani bu şudur. Göremiyorum. Gözlüktür. Yani alıyorum.
Kur'an ne diyor? Allah ne diyor? Resulullah bana bu asırda ne diyor? Dur bakayım. Hop. Gözlükle bakmak. Yani Risale-i Nur bakma aletidir. Bakılan yer Allah'tır, Kur'an'dır, Resulullah'tır. Tamam? Risale-i Nur ne diyor diye değil, Resulullah bize ne diyor diye 19. söze bakıyoruz. Tamam? Risale-i Nur bakma aletidir. Dava değildir Risale-i Nur. Dava içinde Burhan'dır. Burhan, dava İslam'dır. Tamam? Eğer Risale-i Bediüzzaman ne diyor diye bakarsan esbaba takıldı. Kur'an ne diyor diye bakar, Kur'an ne diyor bu asırda diye bakarsan umum aldığı yerden verilir diyor. Bak gördün mü? Umum aldığı yerden veriliyormuş. Bak neler çıkıyor. Öyle bakarsan ummadığın yerden sana geliyor. Bak bunlara tabi olmayın. Risale-i Nur nerededir? Arkaya bakıyor adam. Risale-i Nur oradadır. Arkaya koyanları arkanıza koyun. Çünkü ustadına ve risalelere ihanet edenin sana hadi ihaneti kolay olur. Çünkü ustadımız mihenge vurmadan almayınız diyor. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Risale-i Nur'a ihanet edenin sana bana ihanet etmesi hadi cinsten değil mi? Ölçü odur. Anne, ne olur bunu bir dinlesek? Efendim abi? Anne babamız da mı? Tabii tabii. Ama anne baba şöyle bir hukuk var. Anne babalık hukuk olduğundan beşeri ihtiyaçlarını karşılama noktasında hiçbir şansın yok. Aynı şey yapacaksın, yerine getireceksin. Ama anne baba rehber olamaz. Çünkü anne babadan daha mühimdir hukukullah. Allah'ın dediği, hukuku Resulullah, Resulullah'ın dediği, hukuk asfiya, asın imamı, asın müceddidi, her yüz senede gelen bir müceddit. Dört, hukuku mütedeyn valideyn. Anne baba, dindar anne babanın sözü, dindar anne baba değilse, sarhoş dayı olsa onun dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak, dünyevi ihtiyaçlar noktasında kalbini rencide etmemek gerekiyor. Aa baba otur be, kafasızın birisisin zaten. Ne namaza karşı çıkıyorsun baba ya? Otur ya orada cehennem oduncusu. Hayır böyle diyemezsin. Diyemezsin. İnsan bozması canavardır diyor. Anne babasına karşı gelen dünyevilik için. İnsan bozması canavardır. Nerede geçiyor? Hangi kitapta? Sözlerde geçiyor. Neresi? 639. 639 mu? Bugünlerde ona mı okuyorsun Yusuf? Daha önce okuyordum. Aferin lan sana. 639 sayfayı bile söyledi. Anne babasına karşı gelmek insan bozması canavardır. Bu sözü, bu Risale-i Nur'da bu sözü ana babalar dinleseler, çocukların hemen mantar gibi hemen dershanede büyütürler ya. Aman aman çocuğum orada olsun çünkü niye? Bana itaat etsin diye. Dinler olsun diye değil. Ha. Demek ki hukukullah, hukuku Resulullah, hukuku asfiya, hukuku mütedeyyin validi. Topuna ne deniliyor? Silah-ı rahim. Yani rahim olan Allah'a bağlayan sebepler. Allah'a götüren sebep. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Sıla da bağ demektir. Namaz bir bağdır. Namaz nedir? Sıla-i rahimdir. Allah'a bağlar. Oruç öyledir. Anne babalık, akrabalık bir bağdır. Sıla-i rahimdir. Allah'a götürür çünkü seni. Bir daha söylüyorum. Ne olur bunu unutmayın ya. Rica ediyorum. Bazı şeyleri rica edince tamam. Risale-i Nur'a, davasına, mukaddesatına ihanet edenin İhanet edemeyeceği hiçbir yer yoktur. En zirve yere ihanet eden, Allah'ına ihanet eden, Müslüman'a ihanet etmesi gayet normaldir. Şöyle bir misal vereyim. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Zina yapan bir insanın, zinayı normal gören bir insanın, televizyon, internette de rezil bir şeyleri seyretmesi gayet normal. Yani 8 derece günah işleyenin 2. derecedeki günah gayet sıradandır. Anlıyor musunuz? İçki, şarap içenin bira içmesi gayet normaldir. Anlıyor musunuz? Şimdi niçin bu kadar batılı bir misal verdim? Davasına ihanet edebilen bir insanın sana bana ihanet etmesi sıradandır. O kadar ciddi değildir ona. Çünkü en zirveye ihanet etmiş. Sadakatsız demek, aczini ve fakrını idrak edememekten,
Risale-i Nur'un kazandırdığı iştirak amal-i uhreviyeye ya inanmamaktan veya inananamamaktan veya zanlarına gömülmekten veya psikoloji bozulmasından ahiretin o dehşetli günün sevabını değer vermemekten kaynaklanıyormuş. Ahirette güneş bir karış inecek. Allah Resulü diyor. İnsanların bir karışa şaka mı bu? Efendim mecaz ne mecaz? Görürsün mecaz ne demek? Güneş bir karış aşağı inecek. Ter boğazına kadar gelecek. O zaman iştirak-ı amal-i uhreviye cemaatin sevabını ve kul hakkının ne olduğunu o zaman görürsün. O zor durumda zerre kadar sebabın ne olduğunu. Ben aptal mıyım ki bir Müslümanın bir nurcunun sebabını iteyim? Ben her bir Müslümanın her bir nurcunun sebabına ortağım. Talibim, talep ediyorum. Bunun da şartı nedir? İş elimden geldiği kadar dusturları çiğnememeye. Yapmasam da dusturları ahkamı hak bileceksiniz. Yapamıyorum. Allah affetsin. İnşallah yapacağım. Bu istikamette olduğunu gösteriyor. Ama yapmıyor. Olsun. Bak. Yapmıyor. Şöyle bir misal vereyim. La teşbih ve la temsil. Meyhanesi var adamın. Meyhanesi var. Meyhanesi. Bak. Meyhanesi var. Milleti zehirliyor. Dese ki Allah lanet etsin ya. Bu kim? Kemalizm rejimde başıma bu. Alıştık bir kere. Nereden düştün bu lanet meyhaneye ya? Meyhanesi var adamın. Ama devamlı ağlıyor. Ya kurtulamıyorum. Allah kahretsin bu şeyi. Nasıl yapacağım ya? Nasıl kurtulacağım? Bu adam. Koy kefeye. Meyhanenin içinde içen bir adamı düşün. Müslüman. Niye içiyorsun kardeşim? Ya hangi zamandayız be kardeşim? Ne o harammış. Ne haram ya. Bu adam kafir. Bu adam Müslüman. Bu adam kurtulup bu adam merhamete layık. Bu adam değil. Anlıyor musunuz? Yani halim onun her kafir her halim Müslüman değildir diyor ya. Evet. Müslüman hali Müslüman olmuyor. Aynı onun gibi. Müslümanın her hareketi İslamiyetinden çıkmıyor. Keşke çıksa ama çıkmıyor. Yalan konuşuyoruz. Bakın bu meyhanede içki içiyor ama haramı inkar ediyor. Bu adamın meyhanesi var, inkar etmiyor ve bir de tasarruf ediyor. Yani ona nereden düştüm ya? Bir çıksam Allah dua et de bir sebeple çıkayım. Bu adam merhamete layık, bu adam ehli imandır. Bunun imanı yok. Ama bu onun içinde bir tane cüz. Meyhanede zehirlenenlerden bir tanesi bu. Ama adam bu azlam zehirliyor. Bu adam gidiyor çukura, bu adam kurtulmaya layıktır. Yani nedir? Ahkamı yapmasa da hak bilmektir. Ha onun için yapamıyorum. Tamam. Ama doğru da budur. Yapamıyorum ama doğru budur. Dediği anda alerresi vel ay. Baş göz üstündesin. Ama ya o zamandı be kardeşim. Ya ustad zamanındaydı ya. Lan bu asıl mücedidi. İçimizde olan. Böyle demiyor ama koymuş kenara. Ya bir şey karşımıza bir hadisi geldiği zaman doğru olup olmadığını mehenge nasıl vuracağız? Risale-i Nur bu hakkında, bu mevzu hakkında ne diyor diye vurursan sadakattır. Kafanı şey yapıyorsun. Bu nedir? Bak bu şudur. Kafayı şerifine şey yapıyor. Tabi. Risale-i Nur ne diyor diye bakarsan sadakatı var. Risale-i Nur bu konuda ne diyor? Sadakat. Ölçümüz o. Ha matematikse matematiği alacağız. Kimya formülünü çözmek için kimyaya bakacağız. Öyle değil mi? Ha abdestin farzlarını nereye bakacağız? Abdestin farzı kaçtı? Nereye bakacağız? Risale-i Nur'a bakılır mı? Bakılmaz. Nereye bakacağız? İlmihan'a bakacağız kardeşim. Öyle değil mi? Guslun farzları nasıl yıkanılır? İlmihan'a bakacağız kardeşim. Peki adam vefat etti. 3 tane karısı var. Hepsinde 8'er tane çocuğu var. Kız kardeşi var. Erkek kardeşi var. Halası var, amcası var, dayısı var. Babaannesi, dedesi de duruyor. Bu adamın malını böl. Nereye bakacağız? Miras hukukuna bakacaksın. Anlıyor musunuz? Nereye bakacağınız bilmen lazım. Ha, peki Risale-i hizmetle alakalı bir şeyse Risale-i Nur laikaya bakacağız. Mesela şöyle diyeyim. Ya biz Antep'te, Maraş'ta, efendim Ağrı'da, şurada, burada, Fransa'da dershane açtık. Ulan nasıl hizmet edeceğiz ya? Sözlere mi bakacağız? Mektubata mı bakacağız? Nereye bakacağız? Layıkalara bakacağız.
nasıl yapacağımızı layıkaya bakacağız. Yapacağımızın malzemesi sözlere, mektubata, lemalara, şualara bakacağız. Dershane sistemin layıkalar, dershanedeki ders sözlerle, mektubatlarla yapacağız. Tamam. Aksini bak, sadakatsız adam kimdir? Onu anlatıyoruz. Bir, aksini, fakrını idrak edememekten, Risale-i Nur'un kazandırdığı iştirak-ı amal-i uhreviyeye ya inanmıyor veya inanamamaktan veya zanlarına gömülmekten veya psikolojisinin bozulmasından veya ahiretin o dehşetli gününün sebabına değer verememekten kaynaklanıyor sadakatsızlık. Yani o ahireti bilsek sadakatın ne demek olduğunu görürsün. Risale-i Nur'un kazandırdığı nimetlere küfranı nimet etmemekten sadakat. Hizmete fiili yalancılıktır, etbaanı kandırmaktır sadakatsızlık. Başka? İştirak-ı amal-i uhreviyeden istifade edeceğinin fiili göstergesidir sadakat. İç alemindeki dağınıklığın, kararsızlığın dışa vuruşudur sadakatsızlık. Aklının, kalbinin ve nefsinin bütünlüğü kaybetmesidir sadakatsızlık. Dünyanın hakikatını, kendinin mahiyetini keşfedememesinden kaynaklanıyor sadakat. Nazar-ı dikkati kendine çekmek, şöhret-i kazibedendir sadakatsızlık. Kendi ameline razı olmaktır sadakatsızlık. Mücedditliğinden şüphe etmektir sadakatsızlık. Sadakat, tecrübenin zirvesidir. Her şeyden değil, kendinden geçebilmektir sadakat. İhlas fenafillah iken, sadakat bekabillah'tır. Allah'ın Celle Celaluhu senden, sana ve kainatı seyretme makamıdır sadakat. Bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım şu cümleyi. Böyle diyeceğinizi biliyordum. Bak. Sadakat, tecerrüdün zirvesidir. Kendinden sıyrılmanın, başka bir şey yaşamak. Mesela, hiçliğini bilmek. Hiçliğini bilmek demek, ilim gerekiyor. Hiçliğini bilmek, ilim ile olur. Hiç olmak için değil. Vacibül vücuda ayna olabilmek için hiçliğini bilmektir. Bakın, hiçliğini bilmek, ilim ile olur. Şimdi diyoruz ki hiçliğini bilmek fiili nedir? Kendini yaşamamaktır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamaktır. Kendini yaşamamak hiçliğini bilmek demektir. Şimdi sadakat kendinden çıkmanın adıdır. Kendini yaşamamaktır. Her şeyden değil, her şeyden değil, kendinden geçebilmektir sadakat. İhlas fenafillah iken, sadakat bekabillah'tır. Bekabillah ne demektir onu izah edeyim. Allah'ın senden sana ve Allah'ın senden kainatı seyretme makamıdır sadakat. Sadakat her şeyin yanında olma şerefiyle şereflenmektir sadakat. Peki sadakatın bir simgeselliğini vereyim. İsim değil, aynadır. Allah Resulü diyor ki ben ilmin şehriyim. Peygamberimiz ben ilmin şehriyim. Hazreti Ali kapısıdır. Ebu Bekir, Osman, Ömer nerededir o zaman? Kapının dışına atabilir misiniz? Ben şehriyim diyor. Kapısı Ali. Hadi Osman'ı, Ömer'i, Ebu Bekir koyun şehre. Bu kapı, ilim kapıdır. Sadrazamlık Ömer'dir. Tamam mı? Diyelim ki şehrin yönetimini diyelim.
Ömer'i nereye koyarsınız? Adalet Bakanlığı'na. Ebu Bekir'i ne, sadakat neye koyarsınız? İdare. Sadakat, her şeyin kaynağı diyeyim, idare. Sadrazam diyelim. Sadrazamlık Ebu Bekir diyelim. Yani artık şehri biz kurguluyoruz. Ömer ise Adalet Bakanlığı, Osman ise ilim. Milliyetin Bakanlığı. Yok, Milliyetin Bakanlığı Ali'ydi. Ahlak. Ahlak, böyle bir bakanlık yok ya Osman. Yani enfusçilik bakanlığı var mı bilmiyorum. Yani Osman enfusçilik. Allah Resulü'nün sadakat sıfatı Ebu Bekir aynasında gözüküyor. Allah Resulü'nün adalet sıfatı Ömer'de gözüküyor. Bak, ben şehriyim diyor. Ama doldurmuyor ki Resulullah, gerisini söylemiyor. Olmaz da, gerisini sen dolduracaksın. Ali diyor, o saraya, o şehre giriş kapısıdır. O adamlar nerede ötekiler? O dışarıda olur mu? Onu bir yere koyacak. Demek ki içerideler yani. İlk önce Ebu Bekir. Ebu Bekirsiz Ali, yani ilim, sadakatsız ilim cehalettir. Ebu Bekirsiz Osman, yani sadakatsız enfusçilik içsel çöküntüdür. Ebu Bekirsiz Ömer, yani sadakatsız adalet zulümdür. Her şeyin kıblesi sadakattır. Örnek vermiştim. Ebu Cehil geldi. Dedi ki, ey Ebu Bekir dedi, sen bilirsin dedi. Ebu Cehil diyor, Ömer-i Hişam. Biliyorsunuz da, burayı doldurmak için söyleyeceğim. Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e ne zaman, ne kadar gidiyor? Bir ayda gidilir demiş. Bir ayda gelinir değil mi? Doğru demiş. İki ay sürer. Tabii dedi ya, Ebu Cehil diyor ki, akıllı adamın söyleyeceği cevap budur dedi. Peki, bir adam dese ki diyor, bak görüyor musunuz? Bir şey anlatacağım. Bir adam dese ki diyor, bir insan, ben bir anda gittim geldim. Olur mu? Olmaz dedi. Peki, senin arkadaşın diyor, böyle diyor diyor. Kim diyor diyor? Muhammed diyor. O mu söylüyor diyor diyor. O söylüyor. O zaman doğrudur diyor. Şöyle yapsaydı, ilim olacaktı. O mu diyor, Muhammed mi diyor? He, dur bir dakika. Dur, ben bir tahkikat yapayım. Bir bakayım. Hikmetini bileyim. Cevaplarını bulayım. Örnek misallerini bulayım. Ben ikna olayım. Seni de ikna ederim deseydi ilim olurdu. Dördüncü sıraya düşecekti. İlk önce teslim etti. Dedi ki o mu dedi? O dedi. Bitti. Sadakatı yaptıktan sonra araştırmak hikmet oldu. Ondan sonra araştır. İlk önce teslim oldu. 15. sözde bunu kullanıyor, bu mantığı. Oradan çıkartıyorum. Diyor ki şeytan. Melun. Sen diyor Kur'an'ı çok âli zannediyorsun. Sen diyor Allah kelamı kabul etme. Bir beşer kelamı kabul et, öyle bak. Ustad diyor ki ey Melun, bu olmaz dedi. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır bakılacak. Olmadığını sen ispat edeceksin. O zaman baktı ki yemedi. O zaman Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak dedi. Ustad ona da dedi ki, Allah kelamı tarafında olmayan bir şey hangi tarafta olursa olsun Allah'ın dışındadır. Bu da bir tuzaktır diyor. Yemez dedi. Yani hayvan terlidir. Gördün mü? Bu nedir? Sadakatı buraya çiviyi koydu. Burayı buna göre yorumladı. Eylem itibariyle yapalım nurculara. Cumhuriyet Halk Partisi'ni buraya çaktın. Abi oraya neye geleyim? Nasıl izah edeceğim ben bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni buraya koydun. Bu Kemalizm olduğu için. Bunun başa gelmemesi için onu durduracak, bizden, bize yakın, onu durduracak şeyde, seviyede ve bize yakın olacak grup işte Ehven-i Şer'dir. A olur, B olur, C olur. Burada bir isim yok. Ama bunu durduracak yer Ehven-i Şer'dir. Ustad diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi gelirse onun parti altında komünistik kuvvet bulur. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi gelmemesi için vatan, millet, İslam adına Ehven-i Şer Partisi'ni, demokratları koruyorum diyor. Tamam. Demokratlar için ne diyor? Ehven-i Şer. Ne ama? Şer. Bu azam-ı şer, bu da şer, bu da şer. Ama bu azam-ı şer, bu Ehven-i Şer. Bu kol kesiyor, bu parmak kesiyor. Uygulamayı da yaptım. Anlıyor musun? Yani nasıl uygulanabilir? İlk önce teslim, sonra hikmet. İslam teslimdir.
İlk önce teslim. Ya ben bakayım ey Ömer İlişam, ey Ebu Cehil, Muhammed bakalım ne dedi, niye dedi, nasıl dedi ya, kime dedi ya? Ya ben duydum ondan diyebilirdi. O mu dedi? O dedi diyor. Ebu Cehil de bekliyor şimdi reddedecek, hava atacak. O dediyse doğru söyledi diyor. Oh çöküverdi adam. Orada dedi ki oğlan bu hepten büyülenmiş bunlar dedi ya. Bunlar evet kardeşim. Muhammed demişse doğru. Niçin hemen doğru etti biliyor musun? Doğru diyebilmesi için Ebu Bekir'in daha önce Muhammed'in sıddıkiyetinde şüphe olmaması gerekiyor. Onun için sadakatin altında sıddıkiyet var. Onun için sıddık oldu. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun dünyasında bir sürü malzeme var. Bu malzemelere göre bu sözü sorgulanamaz. Daha önceki malzemelerle. Şimdi biz mektepte okuyorduk, vesaire yapıyorduk. Risale-i Nur'la bu kadar istifade ettik. Allah meselemizi halletti, haşir meselemizi halletti. Bu cemiyet hangisi doğru, hangisi yanlış, neyin eğri, neyin düz olduğunu bilmiyorduk. Biz kala kala dershanede istifade ettik. Tamam, belirli bir yere geldik. İki ayağımızın üzerine durduk. Ondan sonra hiç ona kapatıyorum. Kendime göre olmaz, caizdir, caiz değildir, sadeleştirilebilir, olabilir. Bu nedir? Mazideki o bilgine ihanettir. Verilen sana nimete ihanettir. Ha? Peki, bakayım daha var mı kısa bir şey de. Ölmeden önce ölünüz var. Vahdetil vücut, vehim vesvese soruları var. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz lanetlediği kişiler kaç taneymiş? 12 tane. Bizimle alakası yok. Tamam. Ondan sonra cennet var. Sen kimsin? O kim? Okuduk. Ondan sonra din olmasa idi diye şey var. Kibir, tekebbür, sır latifesi, haşir, hayatımıza neler, inkılap, Almanya'da yaptık ben bunu, sabır, tesbihin tekrarı, subhanallah, subhanallah, subhanallah ne demektir? Ondan sonra lüp falan okuduk. Okuduk, kabul edin, timsah. Herhalde yeter galiba. Akıl ile zeka arasındaki fark, zıtların mübarezesi, haşir, sıfır sayısı, ondan sonra vermek almak adıymış, letafetlendirmek, hürriyet İzmir'de yapılmış, ashabilik öfke, Yecüc Mecüc, peygamber, o ileride yaparız bunu. Bunu hiç anlatılmadı. Peygamberlerin kıssaları benden geçti, onlar bendir diyebilir misin? Yani Yusuf Aleyhisselam kıssası falan, bir peygamber de ceyran gibi gözükürken aslında dikkat edersen miftarla bakarsan Yusuf'tan kasıt sendin, Yunus'tan kasıt sendin, Şit'ten kasıt sendin, Adem'den kasıt bendim, Şecer-i Hilkat çekirdek itibariyle onlar benim hayatımda ceyran etti. O ne demektir? Yoksa ben başkasının tarihini niye okuyayım? Yani toprak, ağaç, meyve. Bu meyve miyim? Bu çekirdek itibariyle bu baştayım. O zaman bu meyvedeki çekirdek diyor ki yaprak benim, çiçek benim. Doğru diyor. O noktadan bakarsan vesaire. Bu ne demek dedi izah. İnşallah bunu yaparız. Tamam mı? Peki. Burada kalıyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.